Alt tarafı iş. Ne var bu kadar sinirlenecek dedim. Benim hayatım iş. Bir şey söylemeye cesaretin varsa gel yüzüme söyle. Tamam. Uzun zamandır yanınıza çalışmıyor olabilirim. Ama hayatınızın işi olduğu çok belli. Ya kusura bakmayın da abartıyorsunuz. Ya siz bugün işte 40'a varamadan kalp hastası olursunuz. Demedi demeyin. Pekala. Benim yerimde olsaydın, buraya kadar gelmiş olsaydın, bir iptalle karşılaşsaydın, sen ne yapardın Küçük Hanım? Ha? Karşı tarafa bir teşekkür çiçeği falan mı yollardın? Sizin yerinizde olsam, buraya kadar gelmiş olsam, bir iptalle karşılaşsam... Buraya kadar gelmişken buraya kadar gelmenin keyfini çıkartırdım. Hayır, duyan da Las Vegas'tayız, Dubai'deyiz falan sanır. Alt tarafı içerideyiz, sanki yapılabilecek bir şey varmış gibi. E var tabii. Neden olmasınmış? Oyun dediğin bir destek kağıda bakar. Balık tutulabilir. Midye yenebilir. E biraz daha ileri gidip denize girilebilir. Tuttuğun balıklar pişirilebilir. Sonra güvertede onlar bir güzel yenebilir. E martılara simit atılabilir. Tekneyle dolaşılabilir. Daha sayık mı? Ah ama pardon. Size gelmez böyle şeyler. Takımınızın ütüsü bozulur. Sen bana meydan mı okuyorsun? Haşa. Patronumsunuz. Ha, patronun olmasam okuyacaksın yani. İyi. Bugün patronun değilim. Ama her iddianın bedeli var. Ne gibi? Günün sonunda en çok pes eden sorulan tüm sorulara cevap verecek. Anlaştık. Anlaştık. Başlıyoruz o zaman. Evet, iddia başlasın. Ne yapıyorsunuz siz? Soyunuyorum. Onu görüyorum. İşin sana böyle ahlaksız teklifleri falan varacaksam. Kıyıya kadar yüzmek senin için ahlaksızlıksa ahlak anlayışını bir daha gözden geçirmeni tavsiye ederim. Nasıl ya? Benim yanımda yedek kıyafet yok ki. İç çamaşırlığı da denize giremem herhalde. Ama benim var. O yüzden ben giriyorum. Sen de daha ilk turu kaybetmiş oluyorsun. Kaptan, bana gardıroptan giyecek bir şeyler ayarlarsın. Ama olmaz ki bu. Yine görüşürüz. Ama bu.